Hadi Sabriye, şoför arkadaşların denk geldi. Peki Fuat'ın, Mithat'ın, Burak Ersoylu'nun bulamadığı bu evi sen nasıl buldun? Burak'ın saklandığı çiftliği nasıl bulduysam burayı da öyle buldum. İşte Fuat da tam bu nedenle Sabri'yi alıp ezdi. O yüzden sorularıma cevap vereceksin. Arkanda kimler var? Bak müsaade et, Ali Rıza'yı çıkarayım oradan. Haşmet onu konuşturacak. Ali Rıza konuşmaz. O zaman kafasına sıkacak. Kafama silah dayalıyken tek bir kelime bile etmem. Hele bu yanında ağzımı bile açmam. Bu Yaşar'ı alın dışarı. Bizi yalnız bırakın. Haydi. Devlete mi çalışıyorsun? Ben kimseye çalışmıyorum. Milletin kanını hemen şerefsizleri temizlemeye çalışıyorum. Havalı cümleler. Güzel cümleler. Ama beni tava getirecek cümleler değil. Benim derdim seni davlamak değil. Bana kurşun sıkan herifle bir olup arkamdan ne iş çevirdiğini anlamak. Onu anlamak için bu alemde benim gibi 40 yıl geçirmen lazım. 40 yılına yazık olmuş. Benim bu şerefsizlerle 40 yıl geçirecek ne vaktim ne de sabrım var. O zaman bu alemde yaşayacak 40 günlük ömrün yok demektir. Bu alemde ayakta kalmak istiyorsan oyunu kuralına göre oynayacaksın. Senin kural dediğin insanın yüzüne dost görünüp arkadan iş çevirmekse ben şerefimle ölmeyi tercih ederim. Öldürtecek kendini ha. Sakin. Aslan parçası sakin. Yaşar benim yerime sana gelmiş olsaydı. Yani sana sığınsaydı. Tek evladının hayatını güvence altına alacak bir koz verseydi eline. Sen ne yapardın? En azından seni haberdar ederdim. Benim sana haber vermeyeceğimi nereden çıkardın? Ben Yaşar'la yeni konuştum. Durumu yeni öğrendim. Sana elbette haber verecektim. Ama benden önce haber uçuranlar olmuş. Tabii bu konuları benle konuşmayacağını biliyorum. Ama bu evi bulmak her baba yiğidin harcı değil. Yani arkandakilerin kim olabileceğini az buçuk tahmin edebiliyorum. Mesela onlar şu anda bizi dinliyor olabilirler. Ama bu beni rahatsız etmez. Hani sen bu düzeni yıkmak, haksızlıklara karşı gelmek istiyorsun ya. Bunu ben de istiyorum. Madem aynı şeyi istiyoruz, benim için mesele yok. Ama benim için var. Halide. Ben bu işler yüzünden hayat arkadaşımı, yoldaşımı, 2 evladımı yitirdim. Kimsenin kaldıramayacağı bedeller ödedim. Gerekirse yine öderim. Seni konsorsiyuma sokarım. Tepesine kadar çıkartırım. Ama bunu yapacaksam tek bir sebeple yaparım. Halide. İşte bu sebeple şartım şu. Hem sen hem de artık arkandakiler kimse
Halide'nin güvenliğini ve geleceğini garanti altına alacaksınız. Ben nefes aldığım sürece Halide'ye kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Sana söz veriyorum. Halide bütün bunları neden, ne amaçla yaptığımızı, yaptığımız işin detaylarını bilmeyecek. Ne kadar çok şey bilirse hayatına ilişkin risk o kadar artar. Anlıyorum, endişe etmeyin. Bir söz daha isteyeceğim. Eğer konsorsiyuma gireceksen Ersoylularla arandaki husumeti şimdilik unutacaksın. Yapamam. Yaparsın. İntikamdan vazgeç demiyorum. İntikamın için ödemek zorunda olduğun bedelden bahsediyorum. Ha yok. Ben Ersoylularla anlaşamam, el sıkışamam, masaya oturamam diyorsan, ne sen bana bir şey söyledin, ne ben sana bir şey anlattım. Senin sırrın bende, benim sırrım sende. Yolları ayırırız. Yok eğer aralarına gireceğim, alemlerini başlarına yıkacağım diyorsan, Ersoylu'yla el sıkışacaksın. Kabul edecek mi? Edecek. Edecek. Etmek zorunda. Her şey buna bağlı. Hayırdır doktor hanım? Dalıp gitmişsin uzaklara. Müsaade var mı? Buyurun. Ali Rıza'yı aradım ama ulaşamadım. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Sağ olun. Çay iyi geldi. İyi gelir çay. İnsanın içini ısıtır. Dertleşmek de insanın yüreğini hafifletir. Ama belli ki senin çaydan çok dertleşmeye ihtiyacın var, ha? Ben dertleşmeyi pek beceremem Hasan abi. Çünkü büyürken susmayı öğrenen çocuklardanım ben. İlkokulda herkes babasının ne iş yaptığını söylerken sıra bana geldiğinde ben ne diyeceğimi bilemezdim. Öylece susup kalırdım. Cevap veremezdim. Arkadaşlarım, onlar dertlerini birbirlerine hiç düşünmeden anlatırken ben yanlış bir şey söylerim de babamın bir sırrı açığa çıkar diye hep susan, dinleyen taraf olurdum. Evde de durum farklı değildi tabii. Benim yüzümden kimseye bir şey olmasın endişesiyle
Ben küçücük dertlerimi bile kimseyle paylaşamazdım. Dert dediğin kamilliğin kapısını açarmış doktor hanım. Kimisine dökersin içini, derdine dert katar. Kimisi de derman olur, merhem olur, iyi gelir. Sonra dert tek başına çekilir bir şey de değildir, ortak ister. Senin vaktin anca gelmiş. Ancak buldun sen dert ortağını. Anlaşılan o da derdime ortak olmaktan kaçıyor. Ne diyeceksin abi? Baba. Beni çağırmışsın. Ne oldu Yaşar meselesi? Hallettim baba. Bir sıkıntı yok. Sen bu yüzden mi çağırdın? Yaşar'ı Odessa limanında teslim almışlar mı? Aldılar baba. Hallettik. Fotoğrafları göster. Sen ciddisin. Şaka yapar gibi bir halin mi var? Baba, yani şimdi ne bileyim ben fotoğraf falan istemedim adamlardan. Baba adamlar uluslararası iş yaptığımız adamlar. Şimdi ne bileyim bir pislik için fotoğraf istemek falan, yani adamlara güvenmediğimiz imajı yaratmaz mı? Burak, adamları bilmem ama benim sana karşı güvenim bir sarsılırsa bir daha işmiş yaptırmam. Adımlarını ona göre at. Bana söylemek istediğin bir şey. Var mı? Var baba. Baba. Çok yoruluyorsun. Dinlen biraz. Çok çalışıyorsun baba. Bak bu saat olmuş hala çalışıyorsun. Ne bir tatil yapıyorsun ne bir şey. Eve git. Kendine vakit ayır. Şebo'ya vakit ayır. Güzel güzel dinlen. Yani bu saat olmuş hala yaşar yaş. Boş ver baba, ben hallediyorum. Bak ben işimin başındayım. Ben senin adına koşturuyorum. Abim de toparlanıyor. Biz senin yanındayız baba. Sohbetimiz yarım kaldı ama. Yarın akşam için haberleşelim, olur mu? Olur. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Füsun. Emine. Kızım, Mert içeride. Adam diyor ki silah çekti, tehdit etti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ali Rıza'ya da ulaşamadık. Sen konuştun mu?
Bir dakika, siz silahtan emin misiniz? Nereden bulacak bu çocuk silahı? Polis aradı, bir şey bulamadı ama adam öyle söylüyor işte. Sağ olsun, Ali Rıza sayesinde bizim ailenin adı mafyaya çıktı. İstediği yerden silah da bulur, bıçak da bulur. Boş boş konuşma Rasim. Nereden bulacak silahı? Belki senin arkadaşın abartıyor. Kızım, bir şeyler yap. Benim oğlum bilmez böyle şeyleri. Tamam. Tamam Rukiye anneciğim, sen merak etme, sen bir sakin ol. Ben şimdi içeri gireceğim. Ne gerekiyorsa onu yapacağım, size de haber vereceğim. Siz sakince bekleyin beni, tamam? Hadi Füsun. Eğer aralarına gireceğim, alemlerini başlarına yıkacağım diyorsan Burak Ersoylu'yla el sıkışacaksın. Sen bu saatten sonra benim oğlumu dokunabileceğini mi sanıyorsun? Bizim hasmımız konsorsiyum. Konsorsiyumla ilgisi olan herkes. Şimdi sen kaybedecek hiçbir şeyin yok zannediyorsun ya. Karşındaki sana kaybedecek ne kadar çok şeyin olduğunu hatırlıyorum. Abi, abi. Oğlum ölüyordun. Dalmışım ya. Hayır, onu demiyorum. Haşmet kafana sıkıyordu neredeyse. Aha. E sen bana göz kulak oluyorsundur diye ben de rahat konuştum işte. Bırak ya. Haşmet'in hayatı boyunca duymadığı kadar lafı yedirdin. Çok tehlikeli bir oyun oynadın. Dik duruşunla Haşmet'in saygısını kazandı. Bunun saygısıyla bitmiyor. Burak'ın karşısında, Haşmet'in karşısında olduğum gibi sakin duramam. Ali Rıza duramaz. Ama arıza durur. Sen arızasın. Burak'ın elini kıracaksan önce elini sıkacaksın. Benim Nihan'ımı öldürdü Muzaffer amca. Bak oğlum, sadece Burak'ı öldürmedi. Burak'ı yetiştiren, Burak'a cesaret veren bu sistem öldürdü. Konsorsiyum. Bu sistemi çökertmediğin sürece başka Buraklar çıkacak. Başka Nihanlara kıyacak. Ben annemin Mert'in Ferit'in yüzüne nasıl bakacağım? Haklı davamızdan vazgeçiyoruz. Nasıl diyeceğim? Bana bak Ali Rıza, sen profesyonel istihbarat elemanının 10 yılda yaptığı işi 10 günde becerdin. İçlerine sızmana çok az kaldı. Şimdi yepyeni bir yola giriyorsun. Çok daha zor bir yol. Bir eşikten geçtin. Artık seni mafya olarak bilecekler. Ailen karşı çıkacak. Eşin, dostun sırtını dönecek belki sana. Derdini anlatamayacaksın. Girdiğin yolu söyleyemeyeceksin. Eğer göğüs gerebilirsen, işte o zaman bu büyük yeraltı örgütünü çökertebilirsin. Ve o zaman hem senin hem benim, hem kanına girmiş binlerce masumun intikamını alabilirsin. Oğlum, şimdi canın acıyor, biliyorum. Daha da acıyacak. Ama bu yüce amacımız için değmez mi Ali Rıza? Aslan parçası.
Abi, Haşmet Gürkan geldi. Gördün Rıfkı. Nasıl izin verebiliyorsun böyle bir rezalete? İstiyorsan durduralım abi. Gerek yok. Bir çay ikram et. Bizim Fuat'la konuşacaklarımız var. Dinliyorum. Önce izleyeceksin. Yaşar çok geveze çıktı Fuat. Her şeyi bir bir anlattı. Yaşar'ı ele geçirmişsen istediğini söyletmişsindir. Neyini izleyeceğim? Burak'ın Yaşar'ı beni vurması için emrettiğini söylediği yere kadar izle yeter. Haşmet Ağa'yı görünce Burak Bey'i aradım. Burak Bey, Haşmet Ağa burada, sıkamam dedim. İkisine de sıkacaksın. İkisini de bitireceksin, yoksa seni yaşatmam dedi. Bir Yaşar'ın sözüyle benden oğlumun kellesini mi istemeye geldin? Ne malum bunları Yaşar'a senin ezberletip söylettirmediğin? Doğru. O zaman şöyle yapalım. Ben Yaşar'ı kulağından tutup getireyim. Galip bir dinlesin. Şeymuz bir tartsın. Mithat karar versin. Bakalım ben mi ezberletmişim yoksa sık emrini Burak mı vermiş? Ne dersin? Bu mesele ikimizin arasında. Diğerlerini karıştırma. Ben de tam böyle düşündüm. Yoksa kalkıp ta buralara kadar niye geleyim? Ne istiyorsun? Vallahi önce canının sağlığını. Çünkü sen başlarında olmazsan bu çocuklar tümden sapıtacaklar. Burak'ın hali Arap. Kafayı kırdıkça benim kapıma dayanıyor. Hep Halide'nin etrafında. Önce o konuyu bir çözelim. Burak Halide'den uzak duracak. İkinci mesele. Ali Rıza Altay. Bilirsin ben kimseye borçluk almayı sevmem. Bu çocuğa bir can borcum var. Kardeşim olarak bu borcu ödemek sana düşüyor. O mevzuyu uzatan sadece Burak değil. Taksici de gereksiz yere ayağımıza dolanıyor. Ben o konuyu hallederim. Ali Rıza seninle husumetini bitirir. Ben taksiciyle çok konuşmaya çalıştım ama laftan anlayan bir adam değil. Sen nasıl ikna edeceksin? Ali Rıza Altay artık benim sağ kolum. Ben ne dersem onu yapacak. O konuda bir endişen olmasın. Nasıl yapalım? Bu konuyu aramızda halletmek konusunda mutabık mıyız Fuat?
ulaşılamıyor mu? Yok anne. Su. Ne oldu kızım? Bırakmıyorlar mı? Yok, bırakıyorlar. İşlemleri yapılıyor şimdi. Ben ondan size haber vereyim dedim. Ay çok şükür. Ha, Mert. Enişte. Annemle ablamı niye getirdin? Kusura bakma. Alışkın olmadığın için böyle yerlere. Bir iki defa girip çıkarsın, ondan sonra evde bekleriz biz seni. Sen bizi karakolun kapısına diktin. Özür dileyeceğine bir de konuşuyorsun. Anacığım. Ben sana bu evi sattırmam dedim ama. Yalçın. Bu şerefsiz dedim. Kendine gel. Ne yapıyorsun lan sen? Kendine gel sen. Eşkıya mı olacaksın lan sen başımıza? He? Seni çıkarttığıma pişman etme. Ne yapıyorsun karakolun önünde? Ha tamam. Milletin içinde konuşmayalım şimdi. Siz geçin eve, ben sonra gelirim. Bana bak. Bir arabaya canımı sıkma. Abine hesap vermeden burnunu çıkarmayacaksın, anlaşıldı mı? Yürü. Hadi kancım, uzatma, yürü. Yürü. Kıvaşkan, böyle gidiyoruz da. Nereye gidiyoruz? Birazdan öğreneceksiniz Burak Bey. Ben şimdi öğrenmek istiyorum. Babanız bizzat söyleyecek. Buyurun. Tut. Sen benim oğlumsun diye, sana zaafım var diye zannediyorsun ki senin canını yakamam. Öyle mi? Ama yanılıyorsun. Can yakmanın bin tane yolu var evlat. Baba ne oldu şimdi ya? Niye böyle davranıyorsun? Söylediğin yalanın bedelini Haşmet bana çok ağır ödetti. Şimdi sıra sizde. Baba, bir bedel ödenecekse bunu ben öderim. Sıra sana da gelecek. Ama öncelik Fikret'te. Baba, Fikret'in bir kabahati yok. Bir telefon açıp bana durumu anlatamıyorsa o zaman bu parmaklara da ihtiyacı yok. Baba tamam. Ben emir verdim. Senin emretmeye hakkın var. Ama bunların hiçbirinin sözümden çıkmaya hakkı yok. Baba yeter. Alın götürün bunu. Çıkın siz de. Hepiniz. Ne yapacaksın? Benim de belimi kıracaksın. Al. Telafi etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım baba. Haşmet'e neden sıktırdın? Nasıl böyle bir aptallık yapabildin sen? Neye güveniyorsun? Baba ben değil. O kendi kafasına sıktı. Ali Rıza'nın mekanında bulunarak tarafını belli etti. Ya. Sebebin sadece bu olsa benden gizlemezdin. Ne zannediyordun sen?
Haşmet'i öldürünce Halide teselli bulmak için koşa koşa sana mı gelecekti? Bundan sonra ne Halide'ye ne de Ali Rıza'ya bulaşmayacaksın. Al babam. Al kafama sık daha iyi. Sok onu beline. Sok dedim. İşleri bu noktaya sen getirdin Burak. Çare yok, katlanacaksın. Yaşar Haşmet'in elinde. Söylediğin yalan yüzünden Haşmet şu an benden ne istiyorsa vermek zorundayım. Taksicinin elini sıkmaya hazır mısın? Anlamadım. Anladın. Halide'den uzak duracaksın. Ali Rıza Altay'la el sıkışıp düşmanlığı bitireceksin. Ben ne o taksicinin elini sıkarım, ne de Halide'den vazgeçerim. Burak. Ben Ersoylu soyadını var edebilmek için, size bir imparatorluk bırakabilmek için nelerden vazgeçtim biliyor musun? Sen de vazgeçeceksin. Ben sen değilim baba. Lütfen. Benden yapamayacağım şeyler isteme. Bunu bana yalan söylemeden önce düşünecektin. Neredesin oğlum sen? Geldim işte anne. Ne oldu, ne var? Anlasanıza. Darp var. Adam kaçırma var. Tehdit var. Daha sayı mı kayınço? Mert ne yaptın oğlum sen? Senin yapman gereken abi. Baba yadigarı evimize sahip çıkmaya çalıştım ama. Kardeşine ne güzel örnek olduğunu farkında mısın oğlum? Ev satılmayacak diye emlakçıyı tehdit etmiş. Kaşını gözünü patlatmış. Abartma anne. Biraz salladım herifi, o kadar yani. Ne biçim konuşuyorsun Mert? Biraz salladım ne demek? Abi sen hakikaten razı mısın şimdi bu ev satılmasına? Otur yine. Üslup diye bir şey var. Adamın ne günahı var? Bu mesele bizim kendi aramızda çözmemiz gereken bir mesele. Şimdi evi niye satmak istediğimi anlıyor musun oğlum? Bak, Mert'in haline, senin durumun ortada. Seni çok iyi anlıyorum anne ama çözümü bu değil. Biz buradan başka bir yerde yaşayamayız. Oğlum çözüm ne? Sen söyle o zaman çözümü. Mert gidecek, emlakçıdan özür dileyecek. Ya, abi. Sözümü kesme. Enişte sen de git arkadaşınla görüş. Mert özür diledikten sonra şikayetini geri çekmesini rica et. Vallahi ben elimden geleni yaparım kanço. Konuşurum ama adam... Sen halledersin enişte. Senin ikna kabiliyetinin ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Oğlum böyle bitmeyecek. Sonra ne olacak? Ben bu yürek çarpıntısıyla daha ne kadar yaşayacağım? Sonra hepimiz aile olacağız yeniden anne. Hepimiz birbirimize destek olacağız. Yaşadığımız acı hepimizi bir tarafa savurdu. Şu halimize bakın ya. Tekrar kenetleneceğiz. Bir arada olacağız ve bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Bu kadar basit. Halide'm. Gel gel. Gel. Gel, hayatında yemediğin kadar nefis bir mıhlama yaptım, gel. Baba sen ne yapıyorsun? Mıhlama.
Baba biz seninle ne konuştuk? Bu saatte ne yapıyorsun sen? Hani dikkat edecektin? Halide'm, bu akşam salacaksın beni. Öyle bir keyiflenmişim ki Muğlama'nın gözüne vuracağım kaçarı yok. Hayırdır? Haşmet Gürkan'ın bu keyfini biz neye borçluyuz acaba? Dur hadi dur. Önce şunun bir tadına bak. Nasıl? Söyle nasıl? Çok güzel olmuş. Sen nereden bu saatte? Baba. Fuat amcayla bu meseleniz beni çok endişelendiriyor. O konu tatlıya bağlandı. Nasıl tatlıya bağlandı? Fuat yaptığı hatayı anladı, özür diledi. Kaygılanman için hiçbir sebep yok. Anlamadım, nasıl yani Fuat am... Affedersin. Şunu al. Ali Rıza. Halide beni aramışsın. Telefonum kapalıydı. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Yarın görüşebilir miyiz? Kötü bir şey yoktur umarım. Yok. Yok ama yarın sabah ilk iş buluşabilir miyiz lütfen? İstersen şimdi de gelebilirim. Yok şimdi saat geç oldu. Yarın sabah görüşmemiz daha iyi olur. Peki nasıl istersen. Sabah görüşürüz, iyi geceler. Görüşürüz. Efendim Murat Bey. Yanımda. Eren Bey'in mekanındayız. İyiyiz, iyiyiz abi, sorun yok. Tamam Murat Bey, sıkıntı yok, biz getireceğiz. Kiminle konuşuyorsun? Sana diyorum ben. Murat Bey aradı abi. Niye? Merak etmişler abi. Merak etmişler. Merak etmişler ha. Sen ne dedin? Merak edecek bir şey yok. İyiyiz dedim. Ne dedin, ne dedin? İyiyiz dedin ha. Bence merak edilecek bir şey yok mu Fazıl? Ha? Sen iyi misin Fazıl? İyiyim abi. İyisin. Ne kadar iyisin Fazıl? Oğuzhan. Kardeşim sen iyi misin? İyiyim abi. Sen de mi iyisin lan? İyiyim. Sen iyi misin lan? İyiyim abi. Sende de sıkıntı yok. İyisin. İyiyim abi. Sen iyisin. Sen iyi misin? İyiyim abi. Nasıl iyisin oğlum? Sayende iyiyiz abi. Ne? Sayende iyiyiz abi. Sayende iyisin. Sen iyi misin? İyiyim abi. Sen de iyisin. İyiyim abi. Bir ben miyim lan kötü? Hı? Ben miyim lan bir kötü ben miyim? Nasıl iyi kaldınız siz? Lan madem benim sayemde iyisiniz. Ben kötüyüm. Ben kötüyüm oğlum. Ben kötüyüm, siz nasıl iyisiniz? Merak edilecek bir şey yok ha. Ben gösteririm size merak edilecek. Merak edilecek bir şey yok ha.
Abi. Bin arabaya. Abi. Abi. Ara lan Ali Rıza'yı. Yakacağım bunu. Ne yapıyorsun lan manyak? Ara lan. Şu hayırdır bu saatte? Abi Burak Ersoylu geldi, elinde bir bidon benzin, sağ sola saçıyor abi. Ver lan. Yakacağım lan Burak'ı. Siz beni yaktınız, ben de sizi yakacağım. Seninle selam benimle. Sakın kimseye zarar verme, geliyorum. Kaç lan! Ateşim var mı biraz? Ateş verin lan. Abi. Abin ateş var. Burak Ersoylu. Senin ateşin beni yakmaz. Kafama silah dayadığın gün kaybedecek bir şeyin yoktu değil mi? Benim de şimdi kaybedecek hiçbir şeyim yok. Hadi bakalım. Yak hadi. Hadi yak! Ben zaten yanmışım oğlum. Benim bu hayatta yaşamak için bir tek sebebim vardı. Sen benim elimden onu almaya kalktın. Daha dur. Daha yeni başlıyorum. Seninle işim bittiğinde alınacak bir tek canın kalacak. Sen bekle. Benim sana vereceğim tek şey cehennemin ateşi. Kardeşime kıydığın günden beri yanıyorum ben zaten. İyi o zaman. Bu ateş ikimizin de acısını bastırır. Burak! Oğlum kafayı mı yedin lan sen? Abi yaklaşma. Demek bana kazık atacaktın ha? Abi yaklaşma. Demek beni burada tek başıma bırakıp gideceksin öyle mi? Abi. Öyle yağma yok kardeşim. Nereye gidiyorsan beni de götüreceksin. Abi yaklaşma. Abi. Çocuklar siz arabaları alın. Burak abimiz bende. Görüyorsun değil mi taksici? Sana ısınmaya çalışıyorum ama fırsat vermiyorlar. Artık bir dahakine. Tut şunu. İyi misin? İyi değilim abi.
İyi değilim abi, ben iyi değilim. Bana Halide'den vazgeçeceksin diyor abi. Ben nasıl iyi olayım? Hı? Beni küçük düşürmek için Fiko'nun parmaklarını kırdı adamlarımın gözünün önünde. Ben nasıl iyi olayım abi? Niçin yaptı bunu? Niçin abi? Ha? Yaşar için. Sen de kalktın buraya geldin öyle mi? Ali Rıza'nın elini sıkacakmışım. Niye ya? Niye abi, niye, niye, niye? Yaşar içinde. Ne Yaşar oğlum ya? Ne Yaşar'ı? Onun tek derdi kendi işi. Konsorsiyumun dağılmaması için elinden geleni yapıyor. Onun tek derdi Fuat Ersoylu'nun tahtı. Başka bir derdi yok. Ben Halide için ne taht bırakırım abi, ne taç. Gerekirse o konsorsiyumu da dağıtırım. Dağıtmayacaksın. Hiçbir şeyi yıkmayacaksın. O tahta sen geçeceksin. İşte o zaman ne babam sana bir daha karışabilir ne de Haşmet amca. İşte o zaman ne istiyorsan alırsın. Anne domates al. Ver kızım. Az biraz peynir al kızım. Enişte şu salatalığı uzatsana. Al kancım. Kim ki bu saatte? Füsun geldi, ben çağırdım. Aslı kapıyı aç dayıcığım. Abi tamam, abartmaya gerek yok. Emlakçı meselesini hallederim ben sonra. Yok, konu o değil. Hepimizi ilgilendiren başka bir konu var. Günaydın. Günaydın Füsun. Hoş geldin kızım. Ya otur bir çay koyayım sana. Yok Emine, sağ ol. İşim var, zaten çok kalamayacağım. Evet. Ne konuşacağız Ali Rıza? Böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil Füsun. Otur lütfen. Aslı, sandalyeyi al gel yanıma. Ben bir karar verdim. Davadan çekiliyoruz. Ne? Ne diyorsun sen Ali Rıza? Biz olmasak da zaten dava seyrinde devam edecek. Ama Ersoylularla olan husumetimize bir son vermeye karar verdim. Senin bu işin altından kalkamayacağım belliydi. Ama açık konuştuğun için sağ ol. Kimseyle barışmıyorum ben. Nihan'ın hesabını sorana kadar da bu işten vazgeçmiyorum. İstersen bir de gidip özür dileyelim katillerinden. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ali Rıza haklıyım ya. Bizim o adamlara karşı elimizden hiçbir şey gelmez. Bu dava böyle sürerse ailemizin başına daha çok felaket gelir. Ali Rıza, ben sadece senin avukatın değilim. Aynı zamanda Rukiye annenin de avukatıyım. Yani bu davada tek müdahil sen değilsin. Yani buna böyle tek başına karar veremezsin. Oğlum. Çok şükür. Çok şükür sesimi duydun, beni anladın. Anne sen ne diyorsun ya? Ben ne dediğimin farkındayım. Allah'ından bulsunlar. Ben size bir şey olacak korkusuyla yaşamaktan yoruldum oğlum. Birazcık da annenize merhamet gösterin. Bırakın artık. İlahi adalet hesabını soracaktır. Kızım, Ali Rıza'm ne düşünüyorsa doğrudur. Sen onu söylediğini yap. Benim kalkmam lazım. Şunun gereğini yaparsın. Ali Rıza. Benim yüzümü kara çıkartmadın aslan oğlum benim. Sonunda beni anlayacağını, ana yüreğini yormayacağını biliyordum.
Sabri abi ne oluyor yine? Ali Rıza, ben gelecektim. Sen niye geldin? Burada konuşmayalım, olur mu? Yalnız kalabileceğimiz bir yere gidelim. Tamam. Ama baban görüşmek istedi, onun için geldim. Haşmet Bey'le bir görüşeyim, sonra çıkarız. Ne görüşecek misiniz? Ağayı bekletmeyelim, bu taraftan. Konuşuruz. Hoş geldin Ali Rıza. Hoş bulduk. Evet. Bir karar verdin mi? Ne yapıyoruz? İntikamımı almak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonradan kafasını sıkmak için o Burak denen adamın elini şimdilik geri çevirmeyeceğim. Hayat seni zor sınavlara sokuyor. Beni de. Nasıl ki sen kardeşin için Ersoylularla masaya oturmaya tahammül edeceksen, ben de aynı şeyi kızım için tahammül edeceğim. Bunca yıl sonra konsorsiyuma geri dönüyorum. Ersoylu'nun bunu hazmetmesi zor. Şimdilik sesini çıkarmaz ama rahat durmayacaktır. Halde güvende olduktan sonra benim için bir sıkıntı yok. Ne isterse yapsın. Misliyle yanıt verir. Sabri. Oğuz, adamları al gel. Ali Rıza'yı tanıyorsunuz. İcraatlarını biliyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Bundan böyle Ali Rıza Altay benim sağ kolumdur. Sözü sözümdür. Emri emrimdir. Bugüne kadar bana gösterdiğiniz saygı ve sadakati ona da göstermenizi istiyorum. Haşmet abi yüklük etti. Beni ailesine layık gördü. Bundan böyle onun ailesi benim ailemdir. Ailemizin onurunu korumak için elimden gelen her şeyi yapacağıma emin olun. Bundan böyle benim için Haşmet Ağa neyse sen de olsun. Emrin can baş üstü. Allah bizi birbirimize mahcup ettirmesin.
Hadi bakalım. Herkes için başlayalım. Konuştuklarınız benim için de geçerli mi? Ha? Ali Rıza'nın sözü artık benim için senin sözün mü baba? Halide Hanım, ben bir karar verdim. Bu karar tartışmaya açık değil. Senden de saygı göstermeni rica ediyorum. Ben sana inanmıştım. Ben senin beni anladığını sandım. Ben neredeyse sana derdimi açacaktım. Çünkü diğerlerinden farklı zannettim seni. Ama senin tek derdin meğer mafya babası olmakmış. Yazıklar olsun. Halide, kendine gel. Ben kendimdeyim. Ben kendimdeyim ama kendinde olmayan, ne yaptığını bilmeyen sizsiniz. Benim tek derdim sevdiklerime zarar gelmemesi. Onları korumak için de her şeyi yaparım. Kimseye de hesap vermem. Sen böyle ancak kendini kandırırsın. Hoş geldin. Hadi bakalım paşam. Bir toparlan artık ya. Müşahede süren bitti. Ulan omzun delik, elin kırık, kafan kırık. Ulan ne adamsın ya. Forvet diye aldık, her yerin sakat çıktı. Gol kralı olduğum günleri unutuyorsun. Ulan bir taksici ya. Bir taksici yüzünden düştüğümüz umurlar benim aklım almıyor. Hadi sen yine iyisin. Senin kırıklar 45 güne düzelir. Benim bu kırılan gururum ne olacak? Hı? Olanları bilmiyorsun tabii. Haşmet'le babam anlaşmış. Eysi el sıkışıp taksiciyle barışmamı istiyorlar. Ne yapacaksın abi? Taksinin elini mi sıkacaksın? Elini sıkmazsam konsorsiyum birbirine düşer. Kafasına sıkmazsam aleme rezil olurum. Bilmiyorum Fiko, bilmiyorum. Umarım taksicinin kini benimkinden büyüktür de bana kalmadan kendi bozar anlaşmayı. Hadi abi hadi. Ortalık karışık. Benim senin yanında olmam lazım. Yok. Dur paşam dur. Sen birkaç gün daha benim yanımda durma. Müşahede altında kal. Anlasana oğlum. Babam ikimizi yan yana gördüğünde iyice çıldırıyor. Bir sakinleşsin. Ondan sonra. Tamam. Haşmet abiyle aramızda geçen mevzunun çözülmüş olmasına hepinizin memnuniyet duyacağına inancım tam. Yalnız çözmemiz gereken çok daha önemli bir mevzu var. Bu süreç hepimize büyük darbeler vurdu. Salman'ın silah tedariği için başkalarıyla görüşmeye başladığına dair bazı duyumlarım var. Sen Salman'la görüştün mü Fuat kardeş? Hayır. Sizlerle görüşmeden herhangi bir adım atmak istemedim. Böyle olacağı belliydi. Birbirimize düşmekten işlerle ilgilenemedik. Mesele birbirimize düşmemiz değil. Sana daha önce de söyledim Fuat. Burak'a çok fazla inisiyatif verdin. Çocuk altından kalkamadı. Sizi buraya şikayet dinlemek için toplamadım. Birlikte bir çözüm üretelim diye topladım. Muhabbetiniz bol olsun beyler. Hoş geldin. Koltuğunuz duruyor mu Fuat? Elbette.
Uzun zamandır şahsi sebeplerden ötürü sizi yalnız bıraktım. Siz de eksik olmayın, sitemsiz yürüttüğünüz işleri. Artık yeniden aranızdayım. Aramıza dönmen beni ziyadesiyle memnun etti Haşmet Aga. Sitem etmedik ama yokluğunu da hissetmedik değil. Bundan sonra bizi yalnız bırakmak için hiçbir mazeret kabul etmeyiz ama haberin olsun. Eyvallah. Abi, zamanlaman her zamanki gibi harika. Sana en çok ihtiyacımız olan anda geldin. İtaat, gene iki satır muhabbet etmeden, hal hatır sormadan beni işe koşacaksın değil mi? İtaat kardeş haklı. Bu mesele mühim. Abi, Salman bizi satıyor. Kendisine yeni tedarikçi aramaya başlamış. Bu tevatür mü, bilgi mi Fuat? Duyum abi. Ama bu duyumu destekleyen bazı önemli gelişmeler var. Mesela Salman bir haftadır İstanbul'daymış. Habersiz gelmiş. Ben aradım, bir hoş geldin dedim ama benimle görüşmemek için mi oyalıyor? Taksicinin sevkiyatı geciktirmesi iyi olmadı. Salman bunu fırsat bilip komisyonunu yükseltmek için rekabet oluşturmaya çalışıyor. Önce o konuya bir açıklık getirelim. Ali Rıza Altay'la Fuat ve ailesi arasındaki husumet sona erdi. Ali Rıza artık bize mani teşkil etmiyor. Kendisi bundan böyle sağ kolumdur, adamımdır. Bırakın işimizi baltalamayı, gücümüze güç katacak. Sana boşuna eski kurt demiyorlar Haşmet Aga. Yine yaptın yapacağını. Bize sorun çıkaran adamı tuttun, hizmetimizi aldın. Sen böyle takdir ediyorsan bize eyvallah demek düşer. Abi sen daha iyi bilirsin ama bu Ali Rıza birazcık dik başlı. Yani adı üstünde, lakabı Arıza. Ben seni üzmesinden, yormasından korkarım. Ben eğilip bükülen adamdan hoşlanmam Mithat. En iyi sen bilirsin. Salman konusuna gelince, onun dilinden en iyi ben anlarım. Müsaade ederseniz o meseleyi ben çözeyim. Müsait miydin kızım? Aradım ama. Tabii, buyurun, müsaitim. Bana gücenmekte son derece haklısın. Ali Rıza'yı öyle görünce aklım başımdan gitti. Sana hak etmediğin sözler söyledim. Ana yüreğime ver. Estağfurullah Rukiye Hanım. Ben hiç alınmadım. Eğer uygunsan yarın akşam seni yemeğe davet etmek istiyorum. Affedersiniz, anlayamadım. Sana teşekkür etmek istiyorum kızım. Ali Rıza senin sayende Ersoylularla uğraşmaktan vazgeçti. Davamızı çekiyoruz. Rukiye Hanım, ben hiçbir şey yapmadım. Ben biliyorum. Ali Rıza'yı senden başka kimse ikna edemezdi. Hadi yarın akşam gel, beraber yemek yiyelim. Kırma beni, olur mu? Rukiye Hanım, ben sizi daha sonra arayabilir miyim? Şu an trafikteyim de. Tamam. Muhakkak bekliyorum. Halide konuşmamız lazım. Benim konuşacak bir şeyim yok. Ben söyleyecek her şeyimi söyledim. Benim var ve dinlemeni istiyorum. Lütfen. Hayatımda hiç böyle şeylere heves etmedim.
Böyle olsun ben de istemezdim. Bana biraz haksızlık etmiyor musun? Haksızlık falan etmiyorum. Az bile söyledim. Sen benim babamın hayatını nasıl riske atarsın Ali Rıza? Ben babanın hayatını riske atmıyorum. Aksine onu korumaya çalışıyorum. Neden? Sen benim babamı neden korumaya çalışıyorsun? Senin için. Senin baban olduğu için. Ben babam bu işlere geri dönmesin diye ona derdimi bile anlatamıyorum. Neleri içimde tutmak zorunda olduğumu biliyor musun sen? Benim babam bu dünyayı bırakmıştı. Bu pis işleri bırakmıştı. Uzakta sakin bir hayat yaşıyordu. Ama senin hareketlerin onu geri dönmeye teşvik etti. Ya sen fütursuzca nasıl böyle davranabiliyorsun ya? Nasıl davranabiliyorsun? Ben sadece onun yanında yer aldım. Babanın zaten başka şansı yoktu. Niye benim babamın başka şansı yoktu? Nereden biliyorsun? Sen söyledin. Burak'ta neden oturduğunu anlatırken söyledin. Hatırlıyor musun? Artık Burak da ailesi de bizi rahat bırakacak, öyle mi? Tabii ki hayır. Böyle dedin, hatırlıyor musun? Ben sana kafasında korumayla evinde çaresizce oturup bekleyecek bir kadın olmadığımı da söyledim. Ama sen bunu da işine geldiği gibi anlamışsın galiba. Sen babamın koruması falan değil. Baya baya sağ kolu olmuşsun ve onu Ersoylularla savaşa sokmaya çalışıyorsun. Karar babanındı. Ben sadece onun yanında yer aldım halde. Öyle bile olsa senin onun yanında yer alman değil. Vazgeçirmeye çalışman gerekmez miydi ha? Benim bu hayattaki tek varlığım babam. Benim babamdan başka kimsem yok. Ama sen onun hayatını tehlikeye atıyorsun. Bana güven. Babana zarar gelmeyecek. Babam da böyle demişti biliyor musun? Korkma. Bize bir şey olmaz demişti. Ama ben annemi, abilerimi kaybettim. Babam en güçlü olduğu zaman da onları koruyamamışken, sen kendi kardeşini koruyamamışken babamın beni aileni nasıl koruyacaksın Ali Rıza? Ben sana nasıl güvenebilirim? Sana söz veriyorum. Babana bir şey olmayacak. Bana tek bir şey söyle. Sana güvenmem için. Bana tek bir şey söyle. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Faik içeride mi? İçeride Faik abi. Abi bir sıkıntın mı var? Vay Mert kardeş hoş geldin. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geç otur şöyle. İlk vukuatını yaptın. Bakmasın emlakçı öyle atıp tutar da o evi satmayı daha önce... Benim için emlakçı değil. Abim su koyverdi. Vazgeçti Ersoylularla hesabımızı görmekten. Bir de bana soruyordun. Sen niye intikamını almıyorsun diye. Abin bile yan çizmiş. Sen ne yapacaksın peki? Ben kardeşime verdiğim sözümü tutacağım. İndireceğim Burak Ersoy'u. Eyvallah. İndireceksin. İndireceksin de. Gördün işte kolay değil. Abin bile tırsmış yani. Bak aga. Yani yanlış anlama da emlakçıyı tehdit etmeye benzemez bu iş. Hayır yani ikimiz halledebilecek olsak neyse. Evelallah. Ama Burak Ersoy'u indireceksek bize daha çok adam lazım. Ve onun için de sağlam cukka lazım. Ama sen takma onu kafaya. Sen bana yeşil ışık ver yeter. Gerisi hallolur evelallah.
Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kusura bakmayın, öyle habersiz oldu ama. Yok, estağfurullah. Şebnem Hanım'ı da getirseydiniz keşke. Ben biraz Mithat'la dertleşmek istedim açıkçası. Bir dahaki sefere beraber geliriz. Peki. Ben sizi yalnız bırakayım o zaman. Teşekkür ederim. Şöyle buyur. Hayırdır Fuat? Sebebi ziyaretim hayırlı bir iş Mithat. Mithat, sen beni iyi bilirsin. Ben de seni bilirim. Senin isteklerini, gözünün nerelerde olduğunu, arzularını, amaçlarını hepsini iyi bilirim. Sen sadede gelsene. İstediklerini sana Haşmet Gürkan verebilir mi zannediyorsun? Daha önce verdi mi? Niye? Sen mi vereceksin şimdi? Neden olmasın? Haşmet yeni veliahtını buldu. Onu yanına aldı. Sonrasında ailesine de alacak. En sonunda da konsorsiyuma sokacak. Benim Ali Rıza ile bir problemim yok. Bir problem çıkarsa da halletmesi o kadar zor değil. Sen anlamadın. Mesele onun çıkaracağı problem falan değil. Mesele Haşmet'in Ali Rıza'yı veliahtı olarak görmesi. Senin veliahtın kim? Senden sonra işleri Derya'nın mı yürüteceğini düşünüyorsun? Anlaşılan sen onu da düşünmüşsün Fuat. Elbette düşündüm Mithat. Biliyorsun ki benim veliahtım Burak. Ben istiyorum ki senin veliahtın da Burak olsun. İleride konsorsiyumu yönetecek olan adamın kayınpederi olmayı istemez misin? Burak çok genç. Yanına tecrübeli, akıl danışacağı, onu yönlendirebilecek biri lazım. O kişi neden sen olmayasın? Melek Hanım'la da konuşalım. Onun da fikrini alalım. Eğer o da uygun görürse ailelerimizi birleştirelim. Burak'la Derya'yı evlendirelim. İsteyenlere ne tavsiye ediyorsun? Açılmadık daha. Eski günlerin hatırına bir güzellik yaparsın diye düşünmüştüm ama. Halide. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayırdır, ne yapıyorsun burada? Yoksa kongre falan mı var? Döndüm artık, İstanbul'dayım. Yoksa grubu baştan mı topluyoruz? Serkan, bir konuda yardımına ihtiyacım var. Sonunda başım bela sokacak türden bir konu mu? Kimsenin haberi olmaması gereken, aramızda kalması gereken türden bir konu. Tamam. Sade Aksoy'u tanıyor musun? Yani tanımıyorum ama biliyorum. Tamam, benim onu bulup onunla görüşmem gerekiyor. Halide, sen delirdin galiba. Babanın o adamın ailesine neler yaptığını bilmiyor musun sen? Serkan, ben kendi ailemin başına neler geldi onu öğrenmenin peşindeyim. Belki de onun ailesinin başına gelenleri de öğrenirim bu şekilde. Babandan gizli işler çeviriyorsun. Bunu sormaya gerek yok herhalde. Hayır, gerek yok. Ama bundan kimsenin haberinin olmasına da gerek yok. Doktorluk seni hiç akıllandırmamış. Ya adam seni karşısında görse bir kaşık suda boğar. Serkan, sen onu bana bırak. Ben Sadi'yi nasıl bulurum? Onun için bana yardım et. Lütfen.
Tamam. Fakat bir şartım var. Eğer Sadi ile görüşmenden sağ kalırsan... ...burada. Birlikte son bir şarkı söyleyeceğiz. Söz. Tamam o zaman. Bir telefon açmam lazım. Sağ ol. Şehirde lüks araçlar sattığı bir galerisi varmış. Adresi yazıyorum buraya. Yalnız sözünü unutma, tamam? Merak etme. Sağ ol. Nasıl inansam bilmem... ...bu uzun ayrılığa... Nasıl katlansam bilmem, bir ömür yokluğuna. Artık güneş doğar mı, çiçekler açar mı bilmem. Bakıyor görmüyorum, çaresizim. Çaresiz. Sen beni mi takip ediyorsun? İki sene şunun dersini aldım. Olur ya, bir gün arkanda çalarım diye. Beceremedim. Becersen de bir şey değişmezdi. Ben müziği bırakalı çok oldu. Halide, ben neler kaçırdığımı çok iyi biliyorum. Telafi etmem için bana bir fırsat versen. Bazı şeylerin telafisi yok. Ama iyi. En azından bir kere olsun iyi bir şey yapmayı denemişsin. Halide, sen bana doğru bir adım atsan... ...ben hayatımdaki bütün kötülükleri silerim. Ben sana doğru bir adım atarsam benim hayatımda iyi hiçbir şey kalmaz. Birader, burada yapabildiğin en sert karışımı yapsana bana. Hoşuna mı gitmeye başladı, ne oldu? Ha? Yeni tanıdıkların mı girdi araya? Ne oldu? Ali Rıza. Racon mu geçtiler? Ferit yapma. Kamparası da aldın mı? Sen ne çabuk unuttun diyor. Yanı lan! Ne Ferit. Çabuk unuttun? Ferit! Ne çabuk unuttun bırak! Kendine gel. Bırak kapıyı! Ferit! Bırak ya! Her şeyin yanının intikamını almak için! Her şeyin yanının intikamını almak için! Dinle! Kabadayılıkta, raconla. Davayı geri çekmekte. Hepsi onun için. Ferit!
Bari sen bana inan. Sen bana güven bari. Sen de inanmazsan ben ayakta duramam. Yıkılırım Ferit. Madem her şeyin yanında intikamı için. O zaman her ne yapıyorsan benimle birlikte yapacaksın. Tamam mı? Ne oldu abi? Hayırdır? Valla Ali Rıza toplu herkesi bir şey konuşacağız dedi. Allah Allah. Akşamki mevzuyla ilgili mi abi? Ağa geldi, kendisi anlatır. İyi misin Ramço? İyiyim abi, çok şükür. Hı? İyiyim. Gelin konuşalım. Gel bakalım asıl. Yaşar mevzu ne oldu aslanım? O mevzu kapandı abi. Haşmet Ali'yle birlikte kapattık. Benim konuşacaklarım başka. Vallahi sen mevzudan mevzuya o kadar hızlı geçiyorsun ki yetişemiyoruz. Başımız döndü artık. Bu sefer mevzuyu açan Haşmet Ağa. Benim bu yola niye girdiğimi, hedefimi biliyorsunuz. Haşmet Ağa bana bu yolda yoldaşlık teklif etti. Ben de kabul ettim. Nasıl ya? Bundan sonra Haşmet Gülkan'ın adamları mıyız biz? Anlamadım yani. Dur be oğlum, dur be adam lafını bitirsin, dur be. Bu girdiğim yol, her türlü kalleşliğin, adaletsizliğin, menfaat için gözünü kırpmadan adam satmanın kol gezdiği bir yol. Bugüne kadar beni yalnız bırakmadınız, arkamda durdunuz. Ama bu yol başka. Benimle beraber olun diye kimseye teklif etmem. Benimle olanın başımın üzerinde yeri var. Olmayana da asla gönül koymam. Madem ki bu yolda her türlü adam satma var, senin yanında seni satmayacak adamların olması lazım. Aslan, sen bu aleme nizam getireceksen, buna karar verdiysen, Karahsan'ın senin yanında olmama gibi bir ihtimal yok. Ben tövbemi bozdum bir kere. Eyvallah. Bundan sonra anca beraber, kanca beraber. Canız, kanız Baliz abi. Eyvallah. Eyvallah. Efendim. Geliyorum. Abi benim çıkmam lazım. Eyvallah. Eyvallah abi. Eyvallah sağlam. Selametle. Yalnız böyle olmaz Ramço. Üstüne başına böyle bir çeki düzen vermen lazım ya. Oğlum bu göbek ne? Bu göbeği yeri. Sana güzel bir siyah takım. Siyah değil, gri gri yakışır sana. Gel. Füsun Hanım. Efendim. Size gelmiş. Kimden? Murat Ersoy'dan. Sanırım özür dilemek için yollamış. Dün akşam yarım kalan sohbetimizi tamamlama şansı verirsen beni çok mutlu edersin. Murat. Nihan Altay'ın davasından çekildiğimizi belirten dilekçeyi hazırladım. İmzalarsanız mahkemeye göndereyim. Sen Burak'ın sevkiyatını baltalayınca bunların tekerine çomak sokmuş oldun. Orta Doğu'ya silah işi yaptıkları bir tüccar var. Adı Salman. Anladığım kadarıyla başka bir tedarikçi aramaya başlamış. Konsorsiyumun güvenini kazanman için bizim bu meseleyi halletmemiz lazım. Nasıl çözeceğiz? Adamı kaldırarak mı? Adamı kaldırmayacağız. Tedarikçiyi indireceğiz. Salman konsorsiyumun en büyük müşterilerinden biri. Eğer ona dokunursak bir daha bizimle iş yapmaz.
Ama iş yapma niyetinde olduklarını öğrenir, bitirirsek o zaman bize mecbur kalır. Adam birazdan buraya gelecek. Senin onu takip edebilmen için toplantıya çağırdım. Buradan çıkar çıkmaz peşine düşeceksin. Adım adım takip edeceksin. Kiminle görüşüyor, kiminle temas ediyor öğrenirsen kiminle ne iş yapacağını öğrenmiş olursun. Yalnız bunlar çok dikkatli olurlar. Kendilerini kolay takip ettirmezler. Bunun için bir şey düşünmen lazım. O kolay. Tamam. Ağam, Salman geliyor. Hadi. Buz benim ceket. Maşallah. Haşmet ağa, emekli olmana şimdi hak verdim. İnsan şu boğaz manzarasına karşı oturdu mu ömrü uzar. Ömrü uzatan manzara değil Salman. Bu güzelliği dostlarla paylaşmak. Eyvallah ağam, eyvallah. Sen bana büyük dostluk gösterdin. Bu piyasada Salman ismi geçiyorsa senin payını inkar ederim. Dostluğunu gösterme zamanı geldi. Buyur ağam. Etrafta şaibeler dolaşıyor. Salman artık başkalarıyla çalışacak. Yeni tedarikçi arıyor diyorlar. Haşmet ağa, seninle ilgili de konsorsiyumda artık bir itibarı kalmadı diye lakırtılar dolaşıyor. Doğru. Ama biz her duyduğumuza itibar edecek yaşı geçtik. Eyvallah. O vakit gel el ele verelim. Bu şaibelerin asılsız olduğunu dosta düşmana gösterelim. Ne dersin? Fuat Rusya'dan yüklü miktarda mal ayarladı. Yarın sizi buluşturayım. Hazır İstanbul'dayken halledelim şu işi. Ağam, bir boğaz havası almaya geldik. Maşallah sen bizi işe soktun. Yüklü miktar için önce gidip alıcıları ayarlamam lazım. Bu da ancak birkaç hafta sürer. Ya Sabri, ya bir acı kahve ikram etmeyecek misiniz? Birkaç hafta ha. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Sade Aksoy'la görüşecektim. Sade Bey müsait değil. Ne zaman müsait olur? Hanımefendi bugün müsait olacağını sanmıyorum. Eğer bir notunuz varsa ben ileteyim. Gerek yok. Ne galerisin lan? Ne işi varmış galeride? Abi araba bakıyordur belki. Bak senin şu an zeka seviyeni yükseltmeyeceğim. Yorum yapma. Dediğimi yap. Takibi bırak. O galeri kiminmiş, kimlerdenmiş öğren hadi. Toplantıda konuşuldu ve karar alındı. Bundan sonra Haşmet'le aramızdaki husumet, yani taksiciyle aramızdaki husumet sona erdi. Haşmet de mi toplantıdaydı? O niye katılmış? Sadece katılmakla kalmadı.
sayende konsorsiyuma geri döndü. Ali Rıza'yı da sağ kolu yapmış. Ne? Ali Rıza, Haşmet Gürkan'ın sağ kolu mu oldu? Ben sana bir şeyleri anlatmaya çalıştıkça sen anlamamakta ısrar ediyorsun. Haşmet'in niyeti yalnızca konsorsiyumu ile geçirmek değil. Ali Rıza'yı işlerin başına geçirmek. Baba, ben anlıyorum. Ama galiba Haşmet amca anlamıyor. Ya da bu alemi unutmuş. Bizim böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimizi bilmiyor mu? Sen hata yaptıkça diğer ortakların da güvenini kaybediyorsun. Haşmet de bu fırsatı değerlendirip Ali Rıza'yı sahaya sürüyor. Tamam sürsün. Tamam. Tamam. En fazla sahaya sürer. Böyle kısa mesafe yolcu almaya benzemez bu işler. Çıksın sahaya, tamam. Ne olacak? Ha? Konsorsiyuma girmesi için önce benim elimi sıkması gerek. Hadi ben tamamım. Yaptım bir hata. Kabul. İknaayım. Sıkarım elini. O ne yapacak? Sıkabilecek mi elimi? Taksici senden daha stratejik düşünüyor. Haşmet ikna etmiş bile. Nerede, ne zaman uygun görürseniz el sıkışmaya hazırmış. Burak. Bence artık senin de stratejik düşünmeye başlaman lazım. Salman meselesi Haşmet'e. Yani dolayısıyla taksiciye verildi. Böyle devam ederlerse sevkiyatı da bunlar yapacaklar. Sonunda da konsorsiyumda esamen bile okunmaz olur. Aklını başına al. Yolcumuz çıkış yaptı. Canlı konum atıyorum, takipte kalın. Tamam, takipteyiz. Tamam aslanım, biz hazırız. Efendim Sadi. Nasıl geçti görüşme? Var mı problem? Haşmet ağa ağzımı aramak için çağırmış. Şüpheleniyorlar. Bir an önce bu işi bitirmemiz lazım. Biz hazırız Salman ağa. Sen silahları gör. Tamam dersen çıkarırım konteynerleri yolu. Tamam, yoldayım. Yarım saate buluşalım. Bizim devrimiz başlıyor Burhan. Eğer bu işi bir koparırsak ne Fuat kalır ne Haşmet. Abi, illa görüşeceğim diye tutturdum. Oğlum işim var, gönderin gitsin. Sadi Aksoy sen misin? Benim, ne olacak? Konuşmamız lazım. Tamam. Yarın gel, derdin neyse konuşuruz, tamam? Ben Halide Gürkan. Hala vaktin yok mu? Canına mı susadın sen? Dua et, işim var. Yoksa seni parça parça eder, babana gönderirdim. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ama ben seni istersen parça parça ettirebilirim. Niyetim öyle olsaydı eğer buraya tek başıma gelmez bir ordu uyardım. Sadece konuşmak istiyorum.
Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. İkimizin de kapanmayan yaraları var. Buna sebep olanlar cezasını çeksin istemez misin? İsterim. İsterim. Çok az kaldı. Baban da Ersoylular da yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Benim babam, annemin, abilerimin intikamı... Yanlış insanlardan aldı. Ama ben hepsinin intikamını toptan alacağım. Sen hiç merak etme. Bana doğru geliyorsunuz. Ne oluyor lan? Bizi mi takip ediyor lan şu araç? Bak bakayım lan. Evet, yerinden ayrılma. Oraya gelince araç değiştireceğim. Anlaşıldı, tamam. Fark edildi galiba. Yok. Bizi takip etmiyormuş lan. Peşimizde galiba. Modeli farklı, başka taksi. Ben kontrol ediyorum. Ali Rıza, bunlar nereye gidiyorlar? Merkezden iyice uzaklaştılar. Şehir dışında mı buluşacaklar acaba? Olabilir Ferit. Hasan abi, siz geriden takibe devam ediyorsunuz değil mi? Biz açığa çıkarsak sizin de evranmanız gerekecek. Takipteyiz aslanım. Sıkıntı yok. Hayırdır Burak? Beni mi özledin? Salman ağam. Seni özlemeyen de ne bileyim. Hı? Seni özleyen çok ağam. Haber vereyim dedim. Ne istiyorsun Burak? Şimdi seninle uğraşamam. Dostunu düşmanını tanımanı istiyorum ağam. O yüzden sana bir fotoğraf gönderdim. O fotoğrafa bir bak. Şimdi bir de arkana bak. Taksinin biri seni takip ediyor değil mi? İşte o taksinin içindeki adam sana gönderdiğim fotoğraftaki adam. Adı Ali Rıza Altay. Haşmet Gürkan'ın sağ kolu. Haşmet ağa beni niye takip ettirsin ki? Vallahi ne bileyim ağa.
Artık sen bir alır, sorgularsın takip edeni. Ben dostluğumu yaptım ağam. Gerisi sende. Pas geç hurdalı. Devam edelim. Arkadakilere de söyle, peşindeki taksiden kurtulsun. Takip ediliyoruz. Abi biz açığa çıktık. Siz burada daha girmeyin, devam edin. İnan aşağıya. Aslanım, siz aşağı çıkınca buluşmaktan vazgeçip otele döndüler. Belki adamı buraya çağıracaklar. Sanmam. Girip çıkmaları gözleyeceğimizi bilirler. Biz yine gözümüzü dört açalım abi. Gelene gidene dikkat edelim. Salman çıkınca da hemen takip ederiz. Eyvallah. Mahalle. Konuşmamız lazım. Senin benimle konuşacak bir şeyin yoktu. Şimdi de konuşmamız lazım diyorum. Neredesin? Sahilde. Tamam, geliyorum. Abi müsait miydin? Müsaitim abi. Kiminmiş galeri? Öğrenebildin mi? Öğrendim abi. Oğlum bana kural hatası yaptıracaksınız. Bak sabrediyorum. Neyi bekliyoruz? Ha? Nöronlarından sinaps çıkmasını mı bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Söylesene oğlum. Abi mekan Sadı Aksoy'unmuş. Sadı Aksoy mu? Sen emin misin? Eminim abi. Halide'nin ne işi olur ki Sadi'yle? Bilmiyorum abi. Çardel. Sen gel kardeşim. Sen bekle beni şurada. Bu embesilden galerinin yerini öğrenin. Yarın sabah ilk iş o Sadi'yi alın bana getirin. Tamam abi.
işlerimizin istikbali için ben kızımı riske atamam Melek. Risk? Derken? Hangi risk? Ne diyorsun Melek? Burak gibi bir manyakla kızının evlenmesine ben müsaade etmem. Burak. Manyak. Peki sen nesin? Hepimiz manyağız. Sevgilim. Bak. Derya bizim kızımız. Ve bu böyle olduğu sürece onun etrafında hep böyle adamlar olacak. Günün birinde gidip onlardan birine aşık olacak. Olmaz. Bak. Eğer Burak'la evlenirse düşmanımıza daha yakın oluruz. Ben annesi olarak bu evliliğe onay veriyorum. Sen de babası olarak ver. Hem böylece Fuat'la Haşmet birbirlerine daha çok düşecekler. Bunca yıl sonra bile beni şaşırtmayı başarıyorsun sevgilim. Sen merak etme. Ben kızımızla konuşurum. Görüyor musun şu adamı? Memleket bunun gibi namussuzlarla dolu. Bizim gibi delikanlılar da üç kuruşun hesabını yapsın. Ne iş yapıyor bu? Ne kadar pis iş varsa yapar bu. Ama asıl parayı kumardan vuruyor. Az yukarıda bir ev işletiyor. Garibanın ıskına konuyor şerefsiz. Sabaha karşı çıkar batakhanesinden. Dönüş yolunu keser, bineriz tepesine. Burada. Çökelim mi şerefsize? Çökelim. Annem, Mert çıktı sabah gelmedi. Telefonda cevap vermiyor. Abisine kızdı, öfkesi geçince gelir. Çok şükür. Ali Rıza bu işin peşini bıraktı kızım. Mert mi geldi acaba? Mert? Ben geldim ben. Ha. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Bulduk anne. Hayırdır? Hayır. Tüm gün emlakçı Yalçın'la uğraştım. Ama ağzından girdim, burnundan çıktım, ikna ettim. Şikayetini geri çekecek. Ay çok şükür. Tamam anne, bak yoluna giriyor işte her şey. Ama o Mert gidip özür dileyecek adamla. Hı. Ne güzel kokuyor ya. Ne bu anne? Ne yaptın yine? Yarına hazırlık yapıyorum. Doktor hanımı yemeğe davet ettim. Ne? Ne diyorsun anne sen? Ne işi var o kadının evimizde? Kızım, Ali Rıza'yı o ikna etti. Teşekkür etmek lazım. O nasıl oluyor? Ben rica ettim. O da zamanı gelince ben Ali Rıza ile konuşur, ikna ederim dedi. Demek ki şimdiymiş zaman. Ben o kadının aynı sofraya oturmam. Emine hatırlıyor musun? Geçen gün burada hepimizin başına silah dayadılar. Kim kurtardı bizi? Halide Hanım. Bu neyin inadı ya? İstemiyorum o kadını evimizde. İlla çağıracaksanız ben yokum. Kendi kendinize yersiniz yemeğinizi. Emine. Otur yerine. Yarın bana yardım edeceksin. Sofrayı beraber kuracağız. Bizim ailemize yakışır bir şekilde de yemeğimizi yiyip minnetimizi göstereceğiz doktor hanıma. En ufacık bir saygısızlık istemiyorum, anlaşıldı mı? Senin Sade Aksoy'la ne ilgin var? Sade Aksoy? Tanımıyor musun? Tanımıyorum halde. Bir ilgim olduğunu nereden çıkardın? Tesadüftü yani, öyle mi? Ne tesadüftü Halide? Babam annemlerin intikamını Aksoy'lardan aldı.
Sadi de o aileden geriye kalan tek insan. Ben bugün onunla görüşmeye gittim. Çünkü benim kafamda soru işaretleri vardı. Bir dakika, bir dakika. Ne yaptın? Babana söylemediğin şey bu muydu? Halide, bana kızıyorsun. Asıl sen kendini böyle bir tehlikeye nasıl atarsın? Atarım. Atarım. Çünkü ben bu kafamdaki tereddütle yaşayamam. Gerçekleri öğrenmem lazım. Sana hak vermediğimden söylemiyorum. Ama yalnız başına böyle bir şeye kalkışman hiç doğru değil. Ya bana niye anlatmadın? Anlatmadım mı? Anlatamadım Ali Rıza. Anlatmaya çalıştım, denedim, istedim. Hatta sabah sana ilk iş buluşalım bile dedim, hatırlıyorsan. Ama sen babamın sağ kolu olmaya karar vermiştin. Halide, senin bana söyleyeceğin her şey ikimizin arasında kalır. Ne baban ne bir başkası senin sırrını benden duyamaz. Lütfen bir daha yalnız başına böyle bir şey yapma. Neyi öğrenmek istiyorsan, neyi öğrenmen gerekiyorsa gider beraber öğreniriz. Beğenmedin galiba. Yok. Yani et yemek istemedim. Öyle salatalara bakıyorum. İstersen menü dışında bir şey de sipariş verebiliriz. Yok artık. Nasıl yani? Bir gecede 30 tane midye yiyip sabaha kadar ceza usulü kanununu ezberleyen tanıdığım tek insan. Okul yıllığımı mı okudun sen? Senin hakkında okuyabileceğim her şeyi okudum. Buyurun. Teşekkür ederim. Ama artık okuyabileceğim bir şey kalmadı. Artık seni senden dinlemek istiyorum. Bir şey atlamışsın her şeyi okurken. Önümde bu tepsi varken ben asla hiçbir şeyle ilgilenemem. Abi şuna bir limon sıkar mısın? Buyur abi. Afiyet olsun abi. Sen pek sevmiyorsun galiba. Yo, severim. Abi Faik gelmiş, alayım mı? Al al. Abi selamlar, saygılar, hürmetler. Afiyet bal şeker olsun Burak abim. Ne yaptın anlat. Abi taksicinin kardeşi kıvama geldi. Müsaaden olursa salacağım birilerinin üzerine. O kadar kıvama geldi diyorsun ha? Güzel. Kime salacaksın? Kim var aklında? Abi işine karışmak haddim değil ama... Hadi. He. Kumarcı Şevket. Galibin Şevket. Bizim oralara sık gelir gider abi. Eli boş gelir, dolu gider abi. Güzel. Güzel fikir. Şevket olur. Şevket'e sal. Ama görünme. İhale Ali Rıza'ya kalsın. Emrin olur Burak abim. Tamam. Uzatma hadi git. Al al. Al şunu da al. Al. Al vitaminden biraz. Derya. Anne. Uyumadın mı sen de? Seni bekledim. Hoş geldin. Gel yavrum. Eğlendin mi? Hı, iyiydi. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yok canım. Tam tersi. İyi bir şey oldu. Gel otur. Anlat bakayım ne oldu? Dur bir şey soracağım. Hı. Hani Sertaç diye bir çocuk vardı. Ya bahsediyordun ya. Hani genç, yakışıklı,
İşte böyle iyi ailenin çocuğu, esprili. Ne oldu o çocuğa? Ay aman ne olacak? O kadar korumayla gezmeye dayanamadı, kaçtı çocuk. Alışık değil tabii çocuk, ne yapsın? Anne ne oluyor? Bak kızım. Bugün buraya Fuat amcan geldi. Burak'la senin evliliğini konuşmak için gelmiş. Ne? Ay anne saçmalama. Anne sen ciddi misin? Ne diyorsun ya? Seninle evlenmesi. Hem de Burak'la. Bak kızım. Babanın iş ilişkilerini de hesaba katarsan vereceğin kararları ona göre vermen gerekli. Peki aşk? İnsanlar aşk olduğu için evleniyorlar ya. Hani benim evleneceğim adamı aşık olmam, sevmem gerekiyor ya. Onlar ne olacak? Aşk. Aşk bizim gibiler için felaket getirir. Biz babanla da düşündük, konuştuk. Öyleyse herkes için hayırlı olacak. Sen bir düşün anne. Hayır anne istemiyorum. Düşünmek falan istemiyorum ya. Zaten Burak Halide'ye aşık. Ona takıntılı şekilde aşık. Ve onunla olmak için elinden geleni yapacaktır. Fuat onunla gerekeni konuşur. Anne sen benim gerçekten Burak'la olabileceğime inanıyor musun? Hı? Gel otur şuraya. Gel şuraya. Bak kızım, bizim dünyamızda erkekler kadınlardan az yaşıyor. Hatta bazıları genç yaşta ölüveriyorlar. Anne sen ne demeye çalışıyorsun? Hı? Ben Burak'la evleneceğim sonra. Sakin ol. Sen yine de bir düşün. Henüz bir karar verilmiş değil. Ama iyi düşün, olur mu anneciğim? Sen beni kendimle bırakacak mısın? Sen beni yalnız bırakmamak için kalmadın mı bu İstanbul'da? Yemeğimi yalnız yedim. Kahvemi yalnız içtim. Bir başıma oturuyorum aşağıda. Bekliyorum ki kızım yanıma gelsin. İki çift laf edelim. Konuşursam canını yakarım baba. O yüzden susuyorum. Tutuyorum kendimi. Tutma validem. Tutma. İçinde tutacağına söyle babanın yüzüne. Sen unutulmayı, gücünü kaybetmeyi yediremedin kendine. Egona yenildin. O çok sevdiğin silahına sarılmak için bahane arıyordun. Ali Rıza Sabri abiyi kurtarıp Ersoyların fiyakasını bozunca senin de beklediğin fırsat eline geçti. Değil mi? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Sen benim yerimde olsaydın ne düşünürdün söylesene. Kapatmam gereken bir hesap vardı. Yıllarca kaçtım. Ama artık kaçacak yerim kalmadı. Benim bu hesabı kapatmam lazım validem. Annemle abilerimin hesabı mı? Nereden çıktı, ne alakası var? O hesabı 8 yıl önce kapattım. Baba benim buradaki yaram kapanmadı. Ben 8 senedir her gün her dakika o anı düşünüyorum.
Niye beni öldürmediler diye, niye sadece benim kolyemi alıp beni sağ bıraktılar diye kendime soruyorum. Kendime soruyorum baba, sende bu soruların cevabı var mı? Bana bir mesaj vermek istediler. Sandılar ki seni sağ bırakırlarsa kaybedecek bir şeyim olur. Seni kaybetme korkusuyla onlardan hesap soramam. Anlaşılan o ki beni kaybetmekten çok da korkmamışsın. Yapılanların hesabını sorduğuna göre. Sadece o hesabı sormakla kalmadım. Sana yanaşamamaları, yaklaşamamaları için elimden gelen ne varsa onu yaptım. Bugün yaptığım da o. Burak'ı senden uzak tutmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Ali Rıza'yı yanına alman, konsorsiyuma geri dönmen. Bunların hepsi Burak'ı benden uzak tutmak için yani, öyle mi? Baba, sana daha önce de söyledim. Ben kendi meselelerimi kendim halledebilirim. Sen ne istiyorsan onu yap. Ama bunları yaparken benim için yaptığını söylemekten vazgeç artık. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Hasan abi. Var mı bir hareket? Yok. Çıkmadılar. Bütün gecenin tek hareketi Fatih'in arabayı titreten horlaması. Geldik mi? Ne? Dur sakin. Geldik uyan. Dur sakin. Tamam Hasan abi. Siz gidin dinlenin. Biz devam ederiz. Bir şey olursa haber edin. Tek başınıza düşmeyin peşlerine. Öyle bir anda almışım ya. Hadi görüşürüz. Efendim, Sadi arıyor. Dinliyorum Sadi. Salman'a nasıl yapıyoruz? Silahların hepsini getirmene gerek yok. Numune getir yeter. Beğenirsem sipariş vereceğim. Tamam, neredeyseniz getireyim ben. Sadi, ben seni aldırıyorum. Bir gelişme var mı? Şimdilik yok. Oteline saklandı, çıkmıyor. Tamam, peşini bırakma. İlla ki çıkacak. Bir an önce işi bitirip gitmek istiyor İstanbul'a. Tamam, merak etmeyin. Helikopter adam için geldiyse nasıl takip edeceğiz? Ya onun için geldi ya da ona birini getirdi. Birazdan öğreneceğiz. Yürü Ferit. Sadi, eğer bu sevkiyatı becerebilirsen Haşmet'e de konsorsiyuma da ihtiyacım kalmayacak. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Aha, bu hayatı sen de sürebileceksin. Salman'a, benim umurumda olan tek şey ailenin intikamını almak. Benim umurumda olan şey de alacağım malın kaliteli olması.
Maşallah, maşallah. Çatıya çıkış burası, burada duralım. Bunlardan kaç tane hazırlarsın? İlk parti için 1000 tane hazır. Ama istersen 4000'den daha çıkarırım yola. Evet. İlk partiyi gönder. Memnun kalırsak konuşuruz. Hay hay. Bu akşam çıkar. Tamam efendim. Kalanı sevkiyattan sonra. Anlaştık. Haydi bunu da get. Takip ettiğimiz adam bu mu? Yok, bu onun yeni tedarikçisi. Asıl bulmamız gereken adam. Yani bunları indirir, herifi alırız da buradan nasıl çıkacağız? Burası kolay. Ali Rıza, ben bu helikopteri ayaklamıyorum. Ali Rıza! Ali Rıza! Sözümü dinlersen zarar görmez. Bunu aldığın yere götür bizi. Ne oldu Serkan? Nerede oğlum bu Sadi? Abi yok. Sırra kadem basmış. Galeri de kapalı. Yaşlar çeviriyorsun halde. Bana bak Cerda. Halide'yi tekrar takibe alın. Evden çıkarsa da haberim olsun. Emredersin abi. Adamı aldım. Malları sakladığı depoyu da buldum. Siz haklıymışsınız. Salman kendine yeni bir tedarikçi bulmuş. O Salman birazdan arayıp kıvırmaya başlar. Ona umduğundan çok daha büyük bir ceza keseceğim. Kimmiş tedarikçi? Alo. Ali Rıza, tedarikçi kimmiş? Adam şu an baygın. Uyanınca öğreneceğiz. Kimsin lan sen? Oğlum. Deme ne mi var lan? Sen Haşmet Gürkan'ın adam olduğuna göre zaten birazdan benim kafama sıkacaksın. Es sık. Boşuna uğraşma, benden laf alamazsın.
Telefonun sende ne işi var? Niye soruyorsun? Soruma cevap ver. Kimsin sen? Sadi Aksoy. Alo Sadi, aslanım hayırdır? Senin kaç tane aslanın var Muzaffer amca? Sadi hayatta mı? Şimdilik. Bana bak, sakın bir şey yapma, geliyorum. Sakın. İki yıldan beri Salman'ı iş yapmak için ikna etmeye uğraşıyorum. Burak Ersoy'la birkaç sevkiyatı aksatınca sonunda Salman ikna oldu yani. Ona silah tedarik etmemiş. Silahları nereden temin ettin? Sırp mafyasından. Rahmetli pederin eskiden kalma bağlantıları sayesinde silahları temin edebildim. Eğer bu partiyi tamamlarsam Salman 4 parti daha alacak. Dur bak. Bak oğlum, aptallık etme. Benim düşmanım aç ve seninki Ersoylular. Birleşirsek gücümüz hepsini bitiririz. Boşuna tüketme nefesini. Artık benim düşmanım konsorsiyuma karşı durandır. Yapma. Ali Rıza Sadi'nin zulasını da patlattı. Göndereceği ilk parti mala da el koydu. Salman artık kimle oynadığını anlamıştır. El konulan malları Salman'a iki katı fiyatla satarız ha, Haşmet abi. Salman artık bırak tedarikçi aramayı. Bizden başkası bedava silah verse bile almaz. Kısmıştır. Ali Rıza büyük iş başarmış. Bunu inkar edin ha. Lakin bizden emir almadan sıkması olmaz. Size söyledim. Çocuk arıza. Abi, kulağını çekmelisin. Bizden habersiz iş yapmasın. Emri ben verdim. Mithat. Emri ben verdim. Ali Rıza da layıkıyla uyguladı. Burak'ın dağıttıklarını topluyoruz. Olan biten bu. Başka yere çekmenin manası yok. Nasıl geçti baba? Yeni sevkiyat var Burak. Derhal hazırlıklara başla. Ne sevkiyatı? Silah yok elimizde. Ali Rıza Salman'ın tedarikçisini bulup silahlara el koymuş. Kimmiş Salman'ın tedarikçisi? Sadi Aksoy. Sadi Aksoy. Sadi ne yapmış? Yine yanlış soru. Bize rakip olmaya teşebbüs edene ne yapılması gerekiyorsa onu yapmış. Neyse ki sevkiyat hala bizde. Allah'tan işler o noktaya gelmedi Burak. İzle. Boşuna tüketme nefesini. Artık benim düşmanım konsorsiyuma karşı duranlar. Yapma! Sadi'nin senin adamın olduğunu niye bana söylemedin? Sadi benim adamım değil. Mafya babası olmaya özenen kullanışlı bir piyo. Konsorsiyumla rekabet etmek istedi. Ben de yıpratır diye yolunu açtım biraz. Ama seninle olan operasyondan önceydi bu. Ne yapacaksın ona? Yurt dışına yollayacağım. Güvenli bir yerde saklanacak. Benim ondan öğrenmem gereken şeyler var. Senin ondan öğrenmen gereken şeyler operasyonu riske atabilir. Halide'ye söyleyeceğin her şey seni deşifre edebilir. Ailesini kimlerin öldürdüğünü bilmek Halide'nin hakkı Muzaffer amca. Ali Rıza, Sadi bu konuda bir şey biliyor olsa ben çoktan öğrenip zaten kullanmaz mıydım? Bir de ben bakayım.
Gözünden kaçan bir şeyler vardır belki. Nereye gidiyorsunuz? Sadi nerede? Onu git babana sor. Doğru düzgün konuş benimle. Sadi nerede? Çekil önümden be. Burak Bey. Ne yapıyorsun lan sen? Ben bilmiyordum. İyi misin? Neyi bilmiyorsun lan? Yemin ederim benim Sadi'nin yaptığı hiçbir şeyden haberim yok. Ben sadece araba satıyorum burada. Sen az önce Halide'ye dokunarak ömrünü sattın lan. Sen kimsin lan Halide'ye dokunuyorsun? Bırak! Bırak yeter! Sana kimsenin dokunmasına müsaade etmem Halide. Tamam, geçirdi işte. Sana kimse dokunamaz. Tamam. Bırak, tamam. Hem senin ne işin var burada? Sen beni mi takip ediyorsun? Evet. Halide dur. Dur, kendim için değil. Senin için. Seni korumak için. Ali Rıza'dan sana zarar gelmemesi için takip ediyorum. Burak sen yine ne saçmalıyorsun? Sen Sadi'yi arıyorsun değil mi? Bana bak. Sen bir şey mi yaptın adama? Doğru söyle. Ben değil. Ali Rıza adamı kaldırmış. Götürmüş üzerine bir şarjör mermi boşaltmış. İlk duyduğumda ben de inanmadım. Zaten ben olsam ben de bana inanmam. Ama görüntüleri izleyince öyle demeyeceksin. Hani derler ya, tüyler ürpertici görüntüler. Tam olarak bu. Ben bile bu kadar gaddar olacağını hiç düşünmedim. Buyurun efendim. Sesi açıp izleyin. Ha uyarayım, görüntüler rahatsız edici olabilir. Benim düşmanım Aşk ve Selin'i her soyludan. Birleştirirsek gücümüz hepsini bitiririz. Boşuna tüketme nefesini. Artık benim düşmanım konsorsiyuma karşı duranlar. Yapma! Fatih yok mu ya? Uyuyordur abi hala. Sanki akşam beşik salladı gevşek. Ali Rıza neredesin? Duraktayım anne. Akşama misafirimiz var. Yemeği bekliyoruz oğlum. Tamam geliyorum. Bir şey lazım mı? Yok yavrum değil. Tamam. Ben müsaadenizi ister. Yemeği bekliyorlar. Eyvallah size. Feri sen gelmiyor musun? Yok biz Hasan abiyle hallediyoruz o işi. Tamam hadi görüşürüz. Haydi selametle. Tamam değil mi kızım her şey? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Misafir var dedin. Evet var misafirimiz geliyor. Aslıcığım kapıya bak hadi. Kim misafir? Vallahi bizim aileye bir şeyler oldu. Başımızı iş açanları misafir eder olduk. Emine biz seninle ne konuştuk? Sussana kızım duyacak. Duyarsa duysun. Hadi sen davet ettin o niye kabul ediyor yani? Şşş. Allah Allah. Ayıp oldu Emine. Hoş geldin kızım gel. Doktor hanıma teşekkür etmek için yemeği almak istedim. Sağ olsun. Seni ikna etti. Tevazu gösteriyor ama ben biliyorum. Rukiye Hanım, ben bu gece için sizden özür dilerim. Benim size söylemem gereken şeyler var. Ali Rıza... Ben bugün çok enteresan bir video izledim. Sadi Aksoy ile ilgili. Dün gece gözümün içine bakarak tanımadığını söylediğin adam sana sesleniyordu.
Halide bunu konuşmanın yeri burası değil. Bu internetten usandık zaten. Ali Rıza ile ilgili habire birileri bir şey konuşuyor. Hatta Aslı bile dayısı için bir sayfa açmış. Habire bir şeyler paylaşıp durdu. Yok Rukiye Hanım. Yok. Böyle internete koyulabilecek bir türden video değil. Halide. Lütfen. Ben sana inandım Ali Rıza. Güvendim. Hadi beni kandırdın. Sen anneni nasıl kandırabiliyorsun? Halide, pişman olacağın şeyler yapma. Ali Rıza, doktor hanım ne diyor? Oğlum, sen bize yalan mı söyledin? Davayı geri çekmedin. O eşkıyalarla uğraşmayacağım demedin mi oğlum? Anne. Söylesene Ali Rıza. Ben onlarla husumeti bitirmekle kalmadım. Emirlerine girip yeraltı dünyasının en acımasız adamlarından biri oldum desene.